Mahmut'un kızı var Fadime. Dedi ki gel senden dedi biraz bir şey yay da seni gezmeye götüreyim. Ben de beni gezmeye götürecek deyin havalara çıkıyorum. İstanbul'a gittim ya İstanbul'u gezeyim. Gide gide bir, ha böyle millet bir yürüyüşte ellerinde değnek yanında görevliler var bilmiyorum ya. Oraya Mahmut'un kızı girse ben de gireceğim. Oysa yürüyüş yapıyormuşlar. Mahir Çayan diye deniz gezmiş diye onların pantatlarını geçiriyorlar ben ne bileyim. Deniz gezmiş kim, Mahir Çayan kim ben ne anlarım. Sen onları tanımıyorsun hiç duymadın değil mi abla? Duymadım ama deniz gezmiş öldürdüler Mahir Çayan'ı öldürdüler diye işittim de. Mahmut Uzun ellerini çarpıyor ben de çarpıyorum daha kollarım yok ellerim hep pişti çırpa çırpa. Ellerinde orak hani köy karılarını şey diyorlar geçiler. Burada altından gelen yürüyüş, üstünden gelen yürüyüş ama ortadayık. Sen Taksim meydanında mısın? Taksim meydanının ortasındaymışım. Ortasındasın. Burada hani resimler var, çocuk resimleri de var. Her buradan gelen yürüyüş. Burayı biraz tutuyorlar, bu doluya yine buradan geliyor. Oradan ikisinin ortasındayım. Bizim köyden beni iki delikanlı görmüş demiş, bu delikşah diye burada ne geldi? Gözlerini uyan uyan etmişler yok. Bakır dedi yine sensin. Dedim ki diye kız bu deli burada ne geldi? Beni götürdüğün kimse bilmiyor ya. Onlar kaçmış. Ama Mahmut'un kızına dedim Mahmut'un kızı. Ha bu gerçi ardımızda bir polis var gözler oğlak gibi meydana düştü. Mahmut'un kızı dedim ha bu ardımızdakinden bize bir zarar çıkacak. Öyle demeye kalmadı. Silahlar atılmaya başladı. O pelleler diye ki yere yatın. Ula yere nereye yatayım o kadar millet üstümden geçer. Beni öldürür çiğner daha. Başımın çitlerini elime aldım, bile deli kıçık gibi. Mahmut Uzun'un kolundan tuttum, koca karının. Kelek gibi salladım, kaçıyorum. Önümden, hapı sağa koyun, umudumdan bir kurşun geldi. Önümdeki deli karını çığırdı, yere düştü. Vuruldu. Dedim, biz de vurulacağız, eyvah, gözüme oraya kafa. Dağlarda çarşır biz sana, neye gerek de buraya geldi. Neyse dedim, Mahmut Uzun dedi, daha bu araya girek. Araya baktım ki taksiler yanıyor. Kız Mahmut Uzun buraya girildi mi? Ha buraya gidecek. Fırın, bir fırınmış, dört kat. Çıka çıka, aa fırının üstüne çıktım. Dolap var dedim, dolaba çim içine gireyim. Vurulursam da neremden vurulursam vurulayım. Baktım ki, ha bile uzun galaslar var, üstünde hamurlar var, kün dalmışlar. Anladım ki asansör dedim, düşer de bir yerimi keserler. Hamur kersenin var, hamur kersenin. Kersen dediğim ha odanın tumurundan büyük. Teknet, hamur teknesi. Hamur teknesi. İçine girdim, yumuldum. İki saat içeride kaldık, iki saat. İki saat. Fırıncı boyuna dedi ki çıkın, kapıya çıkayım bakayım dedi balkona. Olay bitti mi? Fırıncı yanımızdan kanın içinde geçtiydi, vurmuşlar. Kanın içinde geçtiydi diye kendimden artık öleceğiz dedim. Daha kurtulmuş. Fırıncı mı vurulmuş? Fırıncı. Ha. Balkonda silah, fırıncıyı rast gelmiş. Neyse millet çöktü. İki saat, üç saat içeriden kaldıktan sonra bir simitçiye kavuştum. Simitçi dedi ki yenge, neredeydi iki dakika daha sakin olsanaydınız. Simitçinin o camlar kırılmış bir köşeye çöküyor simitleri. Camların kırığıyla. Aşağı bir sokağa girdik. Bir karı hamurdan aşağı bir koca karı soyulmuş hep yara. Aman gavur tepe dedim. Ben geldim geldim. Senin kim? Ha koca karısı. Bacak kanın içinde soyulmuş. Oradan aşağı indik. Mahmut'un kızı değil çocuklar nerede? Ulan sen ne çocuğu biz kaçak kurtulan çocuğun kız. Aşağı inerim ki 10 tane çocuk arabaların altından fızır fızır yukarı çıktılar. Ana ne diyecek? Deli karı bunları sen kurtaracaksın kız. Ben bunları nasıl kurtarayım? Sen dedi kağıt verdiler ne ettin dedim koynumda. Onu at. Koynumdan çağırttım. Ebel elimde yürü 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 yürü. Yedir he. Lafsi topu gibi ettim geçirken bir de bile kömenin dibine bıraktım yavaş yine geçtim. Polisler bizi çağırdı dedi ki diyeceksin ki dedi Gülhane Barkın'dan geliyorduk. Bu ne? Çığır dedi, yere düş dedi. Yoksa biz bu çocukları geçiremez ya bir kere atarlar dedi. Şimdi polisler bana doğru geliyor. Köylü karısı olduğumu anladı. Başımda oyalı çit, anımda oyalı çit. Arkamda fenerle tek. Anladı ki ben bir köylü karısıyım. Anneciğim nereden geliyorsun dedim. Yavrum ben bilmiyorum Gülhane Barkı mı değiller. Ne değiller oralarda gezmeden geliyorum. Bu kalabalık ne dedim kendimi mahsus yere vurdum ama köyden koptu. Polisler dedi ki anneciğim dedi size bu kadına bağışlayırım. Haydi geçin bunun hayrına dedi. Hemen
İl orta buraya girmiştik. Ay. Kapıya çıktım ki olaylar ayakkabısı, o 1 Mayıs'ın ortası, o Taksim'in ayakkabı, kürk, başörtü, adamlar, ölüler, yaralılar, koyun güneşi gibi polisler yanını sarmış. Kaldık dedim, kurtulamayacağım. Ya, çok çile çektim.